Rojbaş, günaydın. Sayın Eş Genel Başkanım, sevgili İleş Başkanları, değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün İleş Başkanları toplantımızda yerel yönetim seçimleri için önemli bir etabı başlatmış olacağız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları birlikte değerlendireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz çıkarımlar üzerinden önümüzdeki dönemi birlikte planlayacağız ve etkin bir programla yeni bir etaba başlangıç yapacağız. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz yerel seçimlere 4,5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Evet, kısa bir süre diyorum. Çünkü yoğun bir faaliyet sürdüreceğiz. Bu yoğun faaliyet için bu süreyi çok iyi planlamak zorundayız. Karşı karşıya kaldığımız durum sadece bir yerel seçim planlaması değildir. Karşı karşıya kaldığımız durum aslında bu otoriter rejimden, bu baskıcı rejimden, bu faşist zihniyetten kurtulma mücadelesidir. O yüzden bu çalışmalarımızı planlarken, programlarken sadece seçimlere endeksli değil, seçimlerden çok öte, uzun süredir vermekte olduğumuz mücadeleyi yükseltmek ve faşizme karşı omuz omuza verdiğimiz bu mücadeleyi yeni bir sürece taşımak önceliğimiz olmalıdır. Tabii ki seçimler bu süreç açısından en önemli eşiklerden biridir. Israrla bunun altını hep çizdik. Seçimleri asla önemsiz bir noktaya çekmedik. Ama sadece seçimler değil, seçimlerden öte, bugün ülkemizin içinde bulunduğu bu baskıcı zulüm ortamından kurtulma, ama ondan da öte barış mücadelesini, demokrasi mücadelesini hem Türkiye halkları için hem Orta Doğu halkları için verme bizim açımızdan önemli bir sorumluluktur. Bunun gereğini de yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, Türkiye çok ciddi sorunlar içinde. Her yer sorun kaynıyor. Adeta bir kör düğme dönüşmüş durumda, bir sorunlar yumağı içinde bütün Türkiye halkları inliyor. Evet, iktisadi sorunlardan tutun siyasi sorunlara, toplumsal sorunlara kadar her yer sorunlar yumağı içinde. Bu sorunların müsebbibi bu iktidardır. Bu iktidar bu sorunlardan beslenerek ayakta durma, çözümsüzlükten beslenerek ayakta durma ve iktidarını sürdürme amacındadır. Bu yüzden de Orta Doğu halklarına, halklarımıza savaşı dayatmakta, Kürt düşmanlığı üzerinden yoluna devam etme çabasındadır. Emek sömürüsü had safhadadır. Doğa talanı had safhadadır. Ve bütün bir ülkeyi adeta ciddi bir çöküşe bu iktidar sürüklemiştir. Bakın, Libya'daki görüşmelerden Türkiye çekilmiş. Ve bu çekilmeden sonra Libya görüşmelerini sürdüren ülkeler Türkiye'nin çekilmesinin çözüme dair bir olumsuzluk yaratmayacağını söylüyorlar. Yani tam tersine aslında şunu ifade ediyorlar. İyi ki Türkiye bu görüşmelerden çekildi. Şimdi Libya için artık bir çözüm süreci yaşanabilir. Biz aynı şeyi Suriye için de tavsiye ediyoruz. Türkiye Suriye'deki görüşmelerden de çekilsin. Eğer Suriye'ye bir çözüm gelecekse Türkiye'nin çözümsüzlük dayatmasının son bulmasıyla gelebilir. Çünkü Türkiye, bu iktidar Suriye'ye çözümsüzlük dayatarak, İdlib'de oyalanma sağlayarak, Cerablus üzerinden aslında o bölgeyi bir çözümsüzlük haritasına çevirerek Suriye'yi adeta halklarının demokrasi, özgürlük taleplerini engellemeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de sürekli olarak Rojava üzerinden bir tehdit dili, bir düşmanlaştırıcı dili yaygın hale getirmeye çalışıyor. Bunu sadece Rojava'yla da sınırlı tutmuyor. Türkiye siyasetinin de aslında en önemli meselelerinden biri olan, belki de Türkiye demokrasisinin ve barışının önünü açacak olan Kürt sorununun çözümüne dair de adım atmaları engelliyor. Türkiye halklarının iradesini, bu konudaki iradesini yok sayıyor. Dış politikaya bütün olarak baktığımızda bu iktidarın politikası bir çözümsüzlüğe dayandığı kadar aslında bir yanıyla da baktığınızda ciddi bir itibarsızlık, Türkiye'nin tüm dünyada itibarsız bir yere sürüklendiğini
görmemiz mümkün. O yüzden de çağrımız barıştan yanadır, demokrasiden yanadır. Ama bu barış ve demokrasi çağrımız sadece Türkiye sınırlarıyla sınırlanmış bir çağrı değil, Orta Doğu'ya, hatta Kuzey Afrika'ya ve Avrupa'ya yöneliktir. İnsan haklarına, hukuka, demokrasiye Fransız kalanlar Fransız gazetelerine yazı yazıyorlar. O yazıda diyor ki Avrupa Birliği müktesabatını kabul etmek, Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirmek, demokrasi ve insan hakları meselesini ne kadar önemsediği konusunda bu görüşlerini dile getirmek gibi bir sürü aslında ciddiyetsiz, samimiyetsiz bir makale okumuş oluyorsunuz. Makalenin içinde bir sürü vurgu var ama bunların hepsine baktığınızda tüm bunların tersinden bir siyasetin Türkiye'de hakim olduğunu görüyorsunuz. Evet, mülteciler konusu aynı şekilde. Mülteci konusunu pazarlık haline getirdiler. Suriye müdahalesinden sonra başlayan ve sayıları 4 milyonu geçen mülteciler bugün ciddi anlamda büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Bu mağduriyetin de büyük bir kısmını Türkiye'de yaşıyorlar. Avrupa Birliği ile yapılan pazarlıklar, ki Avrupa bu konuda aslında insan hakları konusunda çok ciddi anlamda büyük bir acze düşmüştür. Suriye halklarının, mülteci haklarının hakları konusunda çok ciddi bir geri adım sergilemiştir. Kendi müktesabatını, hukukunu çiğnemiştir. Ama Avrupa Birliği bile şunu soruyor: size verdiğimiz paralar ne oldu? Size yollamış olduğumuz, mültecilere harcanmasını istediğimiz paralar ne oldu? Evet, bu paraların da hesabı verilemiyor. Kime ne yardım yapıldığı belli değil. Avrupa Denetçileri Mahkemesi bunun hesabını soruyor. Oysa bugün Türkiye'de mülteci haklarının gaspı üzerinden bir siyaset, bir ırkçı siyaset almış başını gidiyor. Mülteci hakları insan haklarıdır. Tıpkı bu ülkede tüm haklarımıza reva görülen düşmanlaştırıcı siyaset, politika, savaş politikası gibi mültecilere de aynı şey reva görülmektedir. O yüzden diyoruz, tüm halkların kurtuluşu birbirine bağlıdır, dayanışmaya bağlıdır. Suriye'nin barışı Türkiye'den geçmektedir. Türkiye'nin demokrasisi Suriye'den geçmektedir. O yüzden de bir an önce barış ve demokrasi mücadelesini yükseltmek, halkların dayanışmasını ortaya koymak önceliğimizdir. Sevgili arkadaşlar, yargı konusunda yaşananlar da aynı çarpık anlayışın sergilenmesinden başka bir şey değil. Beştepe'de hakim ve savcılara yönelik kura çekimi sırasında öyle bir konuşma dinliyorsunuz ki adeta bu ülkede ciddi anlamda bir yargı sorunu yokmuş gibi, bu ülkede kuvvetler ayrılığı çalışıyormuş gibi, yargı tarafsız ve bağımsızmış gibi bir fotoğraf sergilenmeye çalışılıyor. Oysa çok iyi biliyoruz ki bu ülkede hukukun üstünlüğü değil, bu ülkede sarayın üstünlüğü var. Yani yargı vesayet altındadır. Yargı siyasallaşmıştır. Bunu özellikle HDP'lilere yönelik açılmış olan davalarda görebilirsiniz. Özellikle bizler hakkında yazılan fezlekelerde görebilirsiniz. Özellikle bugün 26. dönem parlamentosundaki vekil arkadaşlarımızın, eş genel başkanlarımızın mahkemelerinde gidip izleyebilirsiniz. Evet, FETÖ'cü savcıların fezlekeleriyle 6000'den fazla arkadaşımız HDP'li bugün tutsaktır. Diğer taraftan bu ülkede 144 gazeteci tutsaktır. 70 bin öğrenci tutsaktır. Sadece ve sadece fikirlerini söyledikleri için, iktidarı eleştirdikleri için, demokratik siyaset yaptıkları için. Siyaset yargıyı adeta ele geçirmiştir. Siyaset dediğimizde aslında saraydır. Aslında bu otoriter rejimdir. Bakın, bu ülkede uyuşturucuyla mücadele etmesi gerekenler, bu ülkede yolsuzlukla mücadele etmesi gerekenler ve bu ülkede adaleti sağlaması gerekenler demokratik siyasetle mücadele etmektedirler.
demokratik siyaset mücadelesi verenleri tutsak etmekteler. Onların sesini kısmaya çalışmaktadırlar. Bu sesi kısamayacaklar. Nasıl ki Leyla Güven'in sesini kısamadılar, bu sesi hiçbir yerde kısamayacaklar. Evet, bugün Hakkari vekilimiz Leyla Güven tutsaktır. Mevcut anayasaya, mevcut yasalara rağmen yargının nasıl bir vesayet altında olduğunu en önemli örneği Leyla Güven'in hala tutsak edilmesidir. Leyla Güven kendi özgürlüğü için değil, tüm Türkiye'nin özgürleşmesi, tüm Türkiye'nin barışa, demokrasiye kavuşması için çok önemli bir adım atmıştır. Tüm Türkiye halklarını aslında bir mücadeleye davet etmektedir. Türkiye'yi tecitten kurtarmaya davet etmektedir. Şahsında ve tüm bu mücadeleyi veren herkesi bir kez daha buradan saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye'de hangi soruna el atsanız orada iktidarın, bu ceberut iktidarın aslında nasıl bir yağma ve talan siyasetiyle yol aldığını, nasıl savaş politikalarıyla ayakta durduğunu görmeniz mümkün. Bakın 100 günlük icraatlarından sonra yeni bir 100 günlük icraat programı açıklayacaklarını söylediler. Bu 100 günü dönüp baktığınızda başarı olarak ortaya koydukları iki tane başlık var. Bir tanesi silahlanma yarışıdır, savaş politikalarıdır, üretmiş oldukları tank sayısıdır, denize indirdikleri gemidir. Yani savaştır. Zulüm politikalarının devamına hizmet edecek yatırımlardır. Diğer bir başarıları da cezaevi yatırımlarıdır. Cezaevlerini bacasız fabrika olarak anlatacak bir zihniyet vardır karşımızda. Yani turizmin yerine cezaevi yatırımlarını bugün önceleyen, konuşan bir zihniyetle karşı karşıyayız. AKP döneminde 103 tane yeni cezaevi yapılmış. Önümüzdeki yıl 40 tane daha cezaevi açılışı planlanmış, programlanmış. Yani bütün bir ülkeyi aslında cezaevi koşullarında yaşatan bu zihniyet, şimdi cezaevleri üzerinden bir iktisadi planlama yapmaktadır. Mahkumlar üzerinden, tutsaklar üzerinden bir rant hesabı yapmaktadır. Evet, ekonomideki durumu anlatmak açısından cezaevleri kadar bir başka hepimizi ürkütecek bir durumda Afrin'in zeytinleridir. Düşünebiliyor musunuz? ÖSO çeteleri Afrin'de Afrin halkının malının mülkünün üzerine çökmüş, zeytinleri toplamış, bu zeytinleri Türkiye üzerinden pazarlamaktadır. 50 bin ton olarak biliyorduk, 70 bin tonmuş. Milyarlarca liralık bir zeytin ticaretini ÖSO çeteleriyle yapan bir ülkeyi karşımızdaki ülke. Evet, Türkiye'nin içine sürüklendiği durum budur. Bakın bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bütçe hakkının tümüyle gasp edildiği, bütçeden Türkiye halklarının herhangi bir derdine derman olacak hiçbir şeyin olmadığı görüşmeler izliyoruz. Daha fazla savaşa bütçe, daha fazla yolsuzluk, daha fazla aslında halk için yoksulluk, işsizlik var. Bütçeye baktığınızda kamu emekçilerinin hiçbir hakkının korunmadığını, enflasyonla ortaya çıkmış mağduriyetin giderilmediğini görüyoruz. Aslında bir an önce ekonomik krizin bedeline katlanan emekçilerin gelirlerinde iyileşme sağlanması gerekiyor. Ama bunu bütçede görmeniz mümkün değil. Bütçede gördüğünüz yeni araç alımları, sarayın ihtiyaçlarının karşılanması ya da yandaş sermayeye daha fazla rant alanı açılması. Bundan başka bir şey görmeniz mümkün değil. Bir de tabii kadrolaşma. 10 bin tane bekçi alınacakmış. Ya Diyanet'e kadro açılıyor ya güvenliğe. 10 bin bekçinin alınmasının anlamı şudur. İşsizlikle mücadele etmek, emeğin haklarını savunmak gibi bir derdimiz yok. Bize hizmet edecek insanlara kadro açarız. Bunlar eliyle de halkın üzerinde, insanların üzerinde bir zapturapt düzenini var ederiz. Bu işsizliği ortadan kaldırmaz, işsizliği daha da yaygınlaştırır. Gizli işsizlik dediğimiz alanı genişletir. Bakın mecliste sağlıkla ilgili
bir kanun teklifi görüşülüyor. Sözde sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik bir kanun teklifi karşımızda. Tam tersine sağlık hakkını gasp eden, sağlık sektörü zihniyetiyle yaklaşan ve sağlıkta şiddeti şimdi hekimler üzerinde yoğunlaştıran bir kanun teklifidir. Evet, 7000 hekim, 7000 doktor mağdurdur. Kanun hükmünde kararname ile mağdurdur. O hal düzeni bitmemiştir, aslında devam etmektedir. Bu hekimlerin görev yapmasını ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Şimdi bunu paraya bağlamışlar. Yani hekimlerin 450 gün, 600 gibi, 600 gün gibi işlerine dönme, işlerini yapma meselesini engelliyorlar. Ama bunu ortadan kaldırmak istiyorsanız para verin diyorlar. Karşı karşıya olduğumuz durum budur. Bir kere her şeyden önce güvenlik soruşturması meselesini kabul etmiyoruz. Ortada bir suç varsa, bir ülkede bağımsız, tarafsız yargı varsa suçluyla, suçlulukla mücadele eder. Nedir bu güvenlik soruşturması? 12 Eylül'den beri bu ülkede güvenlik soruşturması denen bir mevzu var. Bu ne zaman bir yerde işe başvursanız kamuda karşınıza çıkıyor. Hatta bazı yerlerde özel sektörde de bunun uygulandığını görüyoruz. Güvenlik soruşturması uygulamasına bir an önce son verilmelidir. Bugün sağlıkta şiddet yasası adı altında karşımıza gelen şey de bir kez daha karşımıza bu anlayış çıkmıştır. Buna hayır diyoruz, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Sevgili arkadaşlarım, birkaç tane fotoğraf çektim. Ekonomi alanında, dış politika alanında, iç siyaset alanında. Aslında her gün bu fotoğrafları çoğaltmanız mümkün. Tüm bu fotoğraflara baktığınızda çok ciddi sorunlar içinde olan bir ülkeyi görüyorsunuz. İşte tam da bu sorunlardan kurtulabilecek bir eşik olarak yerel seçimleri görüyoruz. Yerel seçimlere giderken tüm Türkiye halklarını, emekçileri, kadınları aslında yan yana gelmeye, bu tekçi anlayıştan, bu otoriter rejimden birlikte kurtulmaya çağırıyoruz. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye'nin demokrasi sorununun önündeki engeller kalkacaktır. Eğer bunu başarabilirsek Kürt sorununun çözümü konusunda önemli bir adım atılabilecektir. Barış ve demokrasi konusunda güçlü bir adım atılabilecektir. Sadece yerel yönetim seçimleriyle belediyeleri almak değil, onun çok daha ötesinde biz bir yerel demokrasi anlayışıyla büyük bir demokrasi mücadelesi başlatmak istiyoruz. 24 Haziran'da atmış olduğumuz güçlü adımla aslında anayasal diktatörlüğün önüne geçmiş olduk. Barajı yıkmak bu açısından büyük bir öneme sahipti. Şimdi yerel yönetim seçimlerine giderken 24 Haziran'da eksik bıraktığı, Türkiye'nin eksik bıraktığı, toplumsal muhalefetin, emek demokrasi güçlerinin yeterince mücadele ortaklığı sağlayamamasına bağlı olarak eksik bıraktığı ikinci turu şimdi başarabiliriz. Evet, bu iktidardan kurtulmanın yolu yerel yönetim seçimlerinde ortaya koyacağımız ortak mücadeleden, bütünlüklü mücadeleden geçiyor. Yerel demokrasi anlayışımız, radikal demokrasi anlayışımız öncelikle mücadeleyi ortaklaştırmaktan geçmektedir. Çağrımız o yüzden tüm emek demokrasi güçlerinedir. Çağrımız o yüzden toplumsal muhalefetedir, tüm muhalefetedir. Bu anlamıyla mücadelemizi ortaklaştırmak büyük önem taşımaktadır. Evet, tabii ki yerel seçimlere giderken yereldeki çalışmalarımız, yerelde halkımızın talepleri, öncelikleri, bu konuda yol göstericiliği bizim için rehberdir. Bunu tabii ki liyakat ölçüsünde, ilkelerimiz ölçüsünde dikkate alacağız. Tüm çalışmalarımızı ilkelerimiz çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Ama en temel ilkemiz bugün için Türkiye'deki demokrasi mücadelesini, barış mücadelesini yükseltmektir. Bu konuda yan yana gelecek bütün güçleri güç birliği yapmaya çağırıyoruz. O yüzden de bu çağrımız tüm Türkiye halklarınadır, tüm Türkiye kamuoyunadır. Bugün önceliklerimiz vardır. Bugün seçim hesaplarıyla, pazarlıklarla yol kat etme günü değil, bugün dayanışma günüdür.
bu dayanışmayı Türkiye'deki bütün siyasi güçlerin, siyasi yapıların, siyasi partilerin sağlayacağından kuşkumuz yok. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, geçmişte hangi düşünceyi savunmuş olursa olsun, bugün demokrasiden, barıştan yana tercihte bulunmak, bugün için bu adımı atmak tüm ülkemiz açısından ve Orta Doğu açısından çok büyük öneme sahiptir. O yüzden çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Eşit temsiliyet, demokrasi ve barış işte en temel ilkemiz budur. Bu ilkede buluşmak açısından tüm çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Evet, 4,5 ay gibi bir süre var önümüzde. Başta İleş başkanlarımız olmak üzere tüm parti teşkilatımız bu 4,5 ayı en iyi şekilde değerlendireceğinden kuşkumuz yok. Geçmişte olduğu gibi yine 7 gün 24 saat çalışacağız ve başta kayyumlar olmak üzere bu ülkede tüm bu faşist zihniyeti tarihin çöplüğüne süpürüp atacağız. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Serkeftine varın.